Ve yeni konseptimiz daireden son çıkan kadının tam altın ödüllü psikolojik setuplar içeren daireden son çıkan kadınında asla fiziksel temas, asla birbirinden hırsızlık yapma mümkün değil. Burada kazanabilmeniz sadece iyi müttefikler, zeka oyunlarında başarı ve sonsuz sabırla gerçekleşebilir. Şimdi karşınızda gördüğünüz 6 üye tam altın için kıyasaya çalışıyor. Bayağı fiyata düştü. Tam altına bu kadar adam topladık. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben bugün evden son çıktım. 1-0 önden başlar mıyım? Şu espriyi yapma artık, daireden tekme tokat. Başla. Bu arada daireden çıkan kesinlikle kaybeder ama kimse kimseye temas edemez. Kimse kimsenin eşyasını çalamaz ve kimse kimseden fiziksel bir başarı beklemesin. Belki de beklesin. İlk yarışımıza hazırsanız. Hazırız. Evet. Başlıyoruz. Basitten. Hızlıca tanıtalım. Geri zekalı Hüseyin. Kırılmış boğazım. Müziğim bekar bazıdım böyle. Dünyanın en güzel kadını karım Habibe. Her videoda bir şekilde kalkınızla gelen babam. Tanımıyorum. Ve YouTube'da içerikleriyle Mersin'i gururla temsil eden Görkem bizlerle. Hızlı bir şekilde alırsanız. Parayı harcarken asla düşünmeyen ben. Gerçekten bu bazı düşündüğüm zaman o kadar gereksiz buluyorum ki bu para harcamaları. Bu dayımız da kaymak birazdan kesmeye başlayacak sabah kahvaltılarında. Yarım saatte kaymak kesmesinin ünlü neydi? Eşref amca. Arkadaşlar size birer adet yazı tahtası verdik. Oh my god. Gerçekten dünyanın en saçma ekibini topladık. Arkadaşlar iki adet taburemiz var. Eğer birikette oturmak istemiyorsanız tabureyi almak için oylarınızı vereceksiniz. Kimse kendini yazamaz. Bir dakikanız var birbirinizi ikna etmediği için sonra sırtınızı dönüp yazacaksınız. Önce yazamazsınız öyle, bir dakikan var. Ben bir şey söyleyeyim, benim götüm çok ağır. Ben o yüzden sandalye. Kadınlar öncelik. Abi yenge, ben seni... Ben bir kez oturmak istiyorum. Ben seni niye yazayım Zöğür? Ablam burada lan, seni niye yazıyorum? Ama onun da ağır, senin etli en azından. Bak kiram dolunca beni arayacaksın. Baba beni yaz. Baba niye edilebilirsin ona göre. Ben oturacağım bu sandalye. Habibe Hanım, Zöğür, gel bakalım. Bir oyun var. Ladies first. Habibe yazmış babam, yıkıldı. Burada bir ittifak görüyoruz. Görkem, Muhsin yazmış. Muhsin diye kimse yok. Muhsin diye kimse olmadığı için Görkem boş oy attı. Ya hayır ya. Böyleceğim, Habibe yazmış. Oo, değiştirme. Hayır, söndüğü için yazdığım şey söndü. Burada arkasında mıknatısı var ya bunun. Kaçtı mesela, içine silemiyorum. Ben yengemi yazdım. Maalesef de maalesef. Bir Zöre, bir Görkem ve üç Habibe oy var. Bir de geçersiz oy var. Buradan... Sen niye Zöre'ye oy vermiyorsun? Bize öyle bir bilgi gelmedi. Biz böyle bir talimat vermedik. Arkadaşlar maalesef ve maalesef sadece bir koltuk verebiliyoruz. İki kişi tek oyda kaldığı için iki kişi de alamıyor. Habibe Hanım'a sandalyesini verelim. Gel kardeşim otur. Maalesef Habibe'nin dışında kimse tabure alamıyor. Ya briketleri de ben taşıyacağım. Bir adam bulamadık ki şuraya. Çalışacak şöyle. Dedemiz de bir briketçiydi. Dedem benim pompacıydı. Bir adet briket kazandın. Barış Bey, daha önce çalıştınız mı inşaatta? Anlatma bir de. Yarım saatte bir yeni oyunlarla geleceğiz. Oturabilirsiniz, yarım saat sizin. Niye iki tane vermedim biliyor musun? Ben nereye oturacağım Aman abi? Abi abi, bu nedir, anlatır mısın? Bunun adı Poppet. Benim oyuncak diyeceğim yok. O yüzden hayallerim oyuncak. Bir hasret denizinde. Arkadaşlar sıkıldık mı? Sizin için harika bir ödülüm var. Ve gerçekten bu ödülü hak edeceğinize inanıyorum. Oyunumuzun ismi yine sizin yazıyla birinizin elenmesine yol açacak. Ama diğer kalanların da kahve kazanmasına sebep olacak bir ödül. Burada ittifakta önemli demiştik. Şunu söylemem gerekiyor. Herkesin bir kişi yazmasını istiyorum. Bir dakikanın sonunda ismi yazılmayanlar elenir. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. En çok yazılan mı eleniyor, hiç yazılmayan mı eleniyor? Kardeşim hiç yazılmayan eleniyor. Ya. Kendini yazamazsın Hüseyin. Babacım ittifakın dışında kaldın. İsmi yazılmayan eleniyor. Tamam, benim dediğimi anladınız değil mi? Tamam. Hadi bakayım. İsmi yazılma... Şöyle. Tamam mı? Bak ben burayı... Ben burayı yazayım. Abi bayağı ittifaklar var. Bayağı ittifaklar var. Akıl oyunları. Ooo. Ooo.
zeka oyunları. Evet, son 30 saniye. Yazdınız mı? Yazdım. Baba sen biraz heyecanlı gibisin. Evet, duramıyorum. Evet, çevirelim sırtı dönük bir şekilde. Kimse görmesin, sadece biz göreceğiz bu sefer. Sırtınız dönük. Beşiktaş. Beşiktaş geldi. Barcelonalı. Barcelona geldi. Evet, buradan ne çıkıyor? Ah babam, vah babam. Güzel yürekli babam. Buradan bir adet. Bu Allah sefer doğru yazdım herhalde. Allah Allah, çok ilginç. Çok ilginç. Çok büyük bir ittifak var. Bir kişi harcandı. Allah! Allah! Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Acaba sen misin? Ben olabilirim, korkuyorum. Acaba Görkem seni dışarıda görüp... Acaba Zöre seni kolay lokma görüp elediler mi? O da olabilir. Beni dışladılar. Beni dövdüler. Acaba karın bu planların sana kötü mü döndü? Yok, ben hallettim her şeyi. Hüseyin. Efendim. Emin misin seni koruyacaklarından? İnşallah beni korumuşlardır. İnşallah benim adım yazılmıştır. Güzel bir grup. Tamam, yeter be. 5 kişi bizden kahve kazandı ama evet. Bir kişiyi elemeyi seçtiniz. Evet. Aslında herkes birbirini yazıp kimseyi elemeyi de bilirdiniz. Evet. Ama bu bir oyun. Baba. Tarlasını kaybetmiş oturuşu. Abi. Şu gerçekten dramdır, görüyor musunuz? Babamı yaktılar. Ömer'in tek bir sorunu vardı. O da insanlara güvenmesiydi. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Ya kahve veriyor. Hani elenene yoktur. Sen ne karışıyorsun çembe? Hayırdır, gel. Azıcık gel. Sen adam tutuyorsun. Kıvan. Hüseyin bana pahalı kahveden aldırdı bir tanesini, onu ben içeceğim. Tamam, onu buraya çasakladım. Evet. Dıkımı kökün içsin. Baba be, sana niye böyle yaptılar ya? Bu arada bu bizim yaptırdığımız ev arkadaşlar. Onu söyleyelim, daha inşaatı devam ediyor ama bayağı ilerledik. Bu sene inşallah taşınacağız. Arkadaşlar bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Öyle boş boş oturamazsınız ya. Yarım saat devamlı sohbet muhabbet ya. Kalkayım o zaman. Hep devamlı şampiyon. Acıktık mı? Acıktık. Eğer ki yemek yarışması sonucu sizi ele edebilir. Yapmamızı istiyorsanız bir oylama yapalım. Kimler yemek yarışmasına dahil olmak ister? Bakın, elenme riski de var. Beni yemekle kandıramazsın. Abi belli olmaz abi. Elene de bilir elen. Karımsın ya. Ben vejetaryenim. Ben travesti. Oyunumuzun ismi doğruluk mu cesaret mi? Oha abi. İkisini de seçebilirsin. Ben nasıl zor yok. Bir doğruluk ve zor bir cesaret turu sizi bekliyor. Ben yalancıyım. Eğer ki seçtiğiniz şeydeki challenge'ı yapamazsanız tamam. Ya da soruyu cevaplayamazsanız yemeksiz kalırsınız videonun sonuna kadar. Görevleri siz mi veriyorsunuz Barış? Ben veriyorum. Bir şey diyeceğim, Melih çizgiye bastı. Melih batabilir. Bu aç insandan başlamak istiyorum. Kardeşim, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ciddi misin? Evet. Çok sana sorabileceğim soru var. Ciddi misin? Cesaret. Tam tamına 31 tane şınav çekmeni istiyoruz. Buyur abi. 31 tane. 1 dakikan var. Ceydem ne çekecek şimdi? 31 çekecek. Evet. 2-2-2-3. Tamam çektim, tamam. 5-6-7-4. Temas yasak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaç oldu asker? 18, 19, 20. 21. Hadi. 21, bak bak, çok fena bu. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir galiba! Şöyle double bir ses. Bu galibe bir adet kova. Ama iyi çekmedin mi? İyi çekiyorsun ya. Çekerim. Ama antrenmanlısın belli, 90, bayağı çekiyorsun. 93'ten beri. 93'ten beri. Çaldı ya. Çaldı. Paramı zıkkım oldu. Nidelinin neymiş? Eşekleri. Eşek mi? Challenge'ımızı biliyorsunuz, ödülü biliyorsunuz. Katılmak ister misiniz? Evet, katılmak isterim. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk olsun. Gerçekten emin misin? Seni de çok uzun zamandır sanıyorum. Doğruluk olsun. Emin misin? Şimdi ben burada şınav falan çekemem yani. Ben hayatım boyunca hiç unutamadığım bir sevgilinin ismini vermeni istiyoruz. Haydi. Kalbinde en çok cız ettiren. Hanım doğruluk dedi. Ben vereyim mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum ki. Nasıl yalan söylüyorsun? O zaman yemeği kaybedersiniz öyle. Elenirsin. İsim soy isim lazım bize. Söylüyorum. Aha geliyor. Aha söylüyor. Muhammed. Bana bak, yalan söylüyor. Ömer, Ömer. Gerçekten dürüst mü cevapladın? Emin olamıyorum ama emin bizden bir yemek kazandın. Emin olamazsınız, bir şey bilemezsiniz. Hüseyin gel oğlum, gel. Bir vejetaryen olarak... Yemeyeceksin ben zorla. Hayır, hayır. Merhabalar abi, ben. Challenge'ımızda yarışmak ister misiniz? Tabii ki de. Doğruluk mu, cesaret doğruluk mi? Doğruluk sonuna kadar. Sen karnına torpil geçmeye çalışıyorsun. Bu soruyu ben soracağım. Geliyor. Barış Pıran'ın cinsel soruları var mı?
Abi bu sessizlik biraz sıkıntı galiba. Ben korkuyorum şu an, cevap bekliyorum. Bugün en mutlu günüm. Ben yemek almamayı seçiyorum. Bence bir saniye. Asla ve hafta 6.30-7 bir sorun değil. Değil. Doğruluk mu cesaret mi Görkem? Bilmiyorum hangisini demeliyim. Vallahi bence fiziksel olarak cesaretle bir sıkıntı yaşamazsın ama doğruluk da yer mi? Bence doğruluk demeli. Doğruluk diyebilirsin bence de. Cesaret çünkü basit olur senin için. Ne yapacaksın suçu dairede? Sana hamuda kalk desen kalkar. Challenge'sa doğruluk. O zaman doğruluk. Hocam işte istediğim soru geldi. Hayatımda beklediğim o soru. Görkem, YouTube'da 1,5 milyon abonen var ve illaki yolun birileriyle kesişmiştir. En nefret ettiğin YouTuber'ı söyler misin? Barış Bıra. Barış Bıra. İtiyormuş sana beni. Yok ya iş. Türk olması lazım. Hocam yemek gidiyor. KFC. Yok hiç yok ya. Oğlum vardır. Birine bir tak. Hiç mi yok nefret ettiğin? İçeriklerinden gına geldi. Onu söylemeyeyim mi? Sen bilirsin. Kim abi? Niye sıkıntı çıkardın mı? Yok abi. Hayırdır lan. Hayır şey için. Abi istediği ismi söyleyebilir ya. Söylüyorum. Mezarcı PUBG. Gerçekten hak etti, tavuğu hak etti. Hüseyin, doğruluk mu cesaret mi? Abi cesaret. Hüseyin'cim acıktın mı? Acıktım abi, çok aç. Doğruluk mu cesaret mi? Abi ben açıkçası doğruluk demek istiyorum. Cesaret zaten. Cesaret, evet götüm yemiyor. O yüzden doğruluk. Doğrulukta sana şunu söyleyeceğim. Ne? Hiç karşı cinsten bir insanla ilişki yaşadın mı? Hayır. Bu arada doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Hemen yemeğini getirelim. Sormak ya istiyorum. Arkadaşlar bu arada 18 ile 70 yaşları arasında dişi... Abi bu arada skalını düzelttim 72 artık. 72'ye kadar gider, evet. dişi el ele tutuşsa. Şu ben... çocuk 20 yaşına geldi. 20 yıllık şunun etaretini bir sonlandırır. Abi. Ne sorunumuz var? Gel ona özel konuşalım şu kameraya. Şimdi sen zaten kendini panıklamışsın, iki çocuk yapmışız. He. Şimdi gelip de burada bizim cinsel hayatımızı översen bizi hayal ederler. Olmaz. O yüzden... Bir tane tavuk verin karma hak et. Bosu ne oluyor abi? Sen ne haber? Ne yaptın? İyi. Ve bir saat yediler, içtiler, keyiflerini çattılar. Biraz gerginlik artmaya başladı saat ilerledikçe. Ben de bir kişiyi elemek için muazzam bir oyun buldum. Arkadaşlar beni bir dinleyin, beni bir dinleyin, beni bir dinle. Elimde 4 tane papaz var. Size 2'şer tane kağıt vereceğim. Bir kişide papaz yok. Eğer ki papazın kimde olduğunu doğru tahmin ederseniz kalırsınız. Abi ben papazın nerede olduğunu biliyorum, kilisede. Bravo. Doğru kişide olduğunu tahmin ederse papazı kendinde olduğunu belli eden kaybeder. Ama eğer ki papazı doğru tahmin edemeyenler papazı olmayan kişi tarafından elenecek. Herkese 2'şer tane kağıt vereceğim. Göstermek kesinlikle yaşar yasak ama konuşabilirsiniz papaz bende diye. Dikkatli bir şekilde 2'şer tane kağıt veriyorum. Göster Hüseyin. Beşiktaş. Evet. Poker Face geldi. Büyük açmışsınız ama, büyük açmışsınız. Bilginiz olsun. Tehlike başladı. Tehlike lan, kapat görmesin millet öyle açık açık. Birbirini de ikna etmek için 2 dakikanız var. 2 dakika boyunca karışmıyoruz. Papazın kimde olduğunu tahmin edin. Ben birinden şüphelendim. Ben de. Ya şu hareketlere baksanıza. Hüseyin normalde hayatta böyle hareket etmez. Şey imposter'a benziyor direkt. Ben sizden şüpheleniyorum. Siz deme bana. Benle düzgün konuşayım. Papaz sende mi? Evet. Onu söylemiyoruz maalesef. Siz gördünüz mü? Söyleyebilir abi. Bir dakika, ben ikna etmeye çalışırken bana döndü. Evet. Bir de kartını tamam, çok sahiplenici tutuyor. Bir şey daha söyleyeyim. Görkem çok sessiz değil mi? Evet bayağı sessiz. Ya benim genel öyle ya. O zaman sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Çok eğleniyorum. Hamlet hızlı mıyız bu konuda? Yani bu kadar konuşuldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben eminim kimde olduğumda. Yani burada şey yapıyorsunuz. Ya neyse sen profesör mü ya? Abi kesinlikle ben Hüseyin diyorum. Çok biliyorum. Herkes yattın tahtasına. Evet buradan başlayalım. Söylemiyoruz kimseye. Burada bir tercih gelmiş. Bakalım burada kimi yazdılar? Senin yerinde olduğunu düşünüyorum. Onu... Tamam sus, söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Bravo. Söylemiyoruz. Yapma. Yapma. Friendly fire. Friendly fire. Mersin manzarası eşliğinde. Geliyor hocam. Geliyor. Papazı olmayan ortaya çıksın.
Allah hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ben Hüseyin'i bilerek kandırdım. Beni yazacağını biliyordum. Muhsi'yi yalandan ona söylettim ve beni yazdı. Defol git Muhsi. Defol git Muhsi. Defol git Muhsi. Defol git Muhsi. Bir saniye. Bir saniye. Gideceğim. Ben. Gideceğim ama beni hem bu ikili hem bu ikili kandırdı abi. Seni aldattılar. Bir Eyşan'a, bir kendini bilmede inandın ve Hüseyin olan nefretin gözlerini kör etti. Ama sıçtım evde ağzına. Dördün karesini yarıma bölersek sonuç ne çıkar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cevapları alalım. Dördün karesini böldüm. Dördün karesini... Aynen. Kesinlikle yanlış. Denemek bile hataydı. Abi öncelikle 4'ün karesini 16 diye buldum. 4 kere 4'te 16. Yarıma bölmek de yarısıyla toplamak oluyor diye biliyordum. Cevabım 24 benim. Cevabın yanlış. 4'ün karesi 0'dır. Gerçekten 4'ün karesini 0 mı yazdın? Benim bir cevabım. 4'ün karesi. Arkadaşlar 4'ün karesi 16'dır. Yarıma bölerseniz de 32 çıkar. Şu anda ilk turda Allah hepinizin belası. Bu kadar salak ve ekip hayatımda görmedim. 3. sınıf matematik sorusunu cevaplayamadılar. Tamam, başka bir soru soruyorum. Google sorusu. Bu sefer en yakın tahmini alacağım. Çünkü gerçekten çok kötü bir sonuç verdin. Dünyanın en uzun nehri kaç kilometredir? Hadi bakalım. Kaç en kilometre yakın mi? Cevabı kilometre evet. Kilometre mi? Kaç kilometredir? Kardeşim. Kilometre lan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cevabınız 10.000 kilometre geldi Zöhre Hanım'dan. Siz ne yaptınız? 50 kilometre. Oğlum 50 kilometre abartma mı? 331 kilometre geldi. Öncelikle ben nehir uzunsa nehirdir diye düşündüm. Ve Manisa'nın plakası olan 45'i yazdım. 45 kilometre. Senin kafanız. Arkadaşlar gerçekten hayal kırıklığına o kadar uğradım ki. Cevabımız Nil Nehri 6.695 kilometre. Tamam ben yakınım o zaman. En yakın Zöhre bir adet koruma kartı kazandı. Hocam elinizde bir şeyler görüyorum. Hocam geliyoruz. Ve bu kadar dinlenme yeter. Size bir kişinin eleneceği, diğer kalanların da meyve kazanacağı basit bir ödülle geliyoruz. Meyvemiz nedir? Ejderha mı? Ejderha değil. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Jenga. Jenga'yı deviren evine gider. Bu kadar uğraş. 4-5 saattir ayakta durma boşa gider. Elini açık kapalı yaptım. Farklı yapan başlıyor. 1, 2, 3. Açık veya kapalı yayın yapacağım. Açık, o nasıl kapalı? 1, 2, 3. Hüseyin ilkini çekiyor. En üstten çekemezsin bildiğin gibi Hüseyin. İlk 5 sıradan çekemiyorsunuz. Evet, çok güzel çekti ve koydu. Aşkım sende. Evet abla hanım, bir tanesine dokunuyoruz sadece. Diğerlerine dokunamayız. Bu ne böyle? Jenga bozuldu. Ooo, risk of my life. Anladın mı? Evet, Görkem Bey sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo, hocam. Yıktı. Oğlum bir tane. Hocam bir tane. Hocam iki puan. Komple yıkılırsa bozuluyor bu oyun. Evet, komple yıkılması lazım. Böyle ufak tefek şeyler rüzgardan olabilir. Kritik bir an. Zöhre için. Çok zor bir challenge. Ve başardık. Hadi bakalım. Hüseyin tombik parmaklarıyla çekmeye çalışıyor. Hüseyin o tombik parmaklarıyla. Bağırma bağırma devrilir. Allah. Allah. Sanki gidiyor. Allah. Eli gücü kata benzedi. Havi beden. Basit bir hamleyle, iki hamleyle, evet. Daha yakaladı. Çok güzel bir hareketle. Görkem bunu da aldı. Az sıkışı parti. Zöhre. İkinci elini kullanamazsın. Geliyor abi. Çıktı o da çıktı. O da çıktı. Benim koruma kartım vardı. İtiraz ediyorum. Boşuna kazanmadım dedi. Bir fikrim var. Para teklif. Bir fikrim var. Vallahi para teklif edecek. Bu arada kayıtları kontrol edelim. Görkem çıktı mı acaba? Çemberden çıkana 2000 TL vereceğim. Böyle. Bak beni nasıl kandıracağını biliyor enişten. Kaça çıkarttın? 2500 verdim çık git. 2500 mi? 3300 verdim lan çık git. 6000. Oo pazarlığa başladı güzel. Evet. Hüseyin peki sen düşünür müsün 3500'e? Lan ben... Yeni alsan da... 4000 al s**k ol git.
Tamam kabul. 4000 aldı. Kendisi bıraktı. Koruma kartıyla 4000 lirayı almış olduk. Allah'a emanet ol. 4500 artık doğru. Abi şimdi ortalama bir ailenin geçim bedeli 800 TL olsa ben de tek kişi bir aile olduğum için 200 YTL yetse bana. 200 YTL artı Sodexo artı Akbil. Sana şimdi Almanca tekerleme söyleyeceğim. Am zehn zehn um zehn und zehn zum zehn samit zehn zehn sana tu katsam tu. Şiyordu sarım satla satam satla sarım satla satla Hamdi Bey. Beni niye rahatsız ediyorsunuz lan? Tek iki saattir buradayız lan. Bir şey diyeceğim. Sor. Para teklifini hala daha geçerli mi? 4500 mi demiştin? Abi 5000. 4500. Abi. Oğlum öğrenci adamsın 4000'e git. 4500 artı Big Mac menü. 4000 artı Big Mac artı dondurma. 4500 artı Big Mac abi. Kandıramadım. 4500 artı Hornet filaf dondurma. Artı Big Mac. Menü değil ama sadece hamburger. Tamam verdim çık. Lan bu kadar boşuna mı bekledi bu? İsterseniz istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Ya da bir oyunumuz var. Bu oyunu oynayıp direkt çıkabilirsiniz. Şu an iki kişi kaldığınız için söylüyorum. Oyun oynayalım bence sonra defolup gidelim. Neye acelen var herhalde ben beklerim. İşim yok kocam yanında. Botoks yaptırıyorum. Gerçi çocuklar bekliyor. Tamam oyun oynayalım. Oyunumuz dünyanın en kolay oyunu ama zor setuplardan oluşuyor. Karşınızda dünyanın en kolay oyunu, bir yandan da en zor oyunu. Taş kağıt makas oynayacaksınız ve her kazandığınızda buradan bir adet anahtar seçeceksiniz. Oha çok varmış be. Harbiden. Tam 13 tane anahtar seçtik 31'in tersi diye. Doğru anahtarı bulup doğru kilidi açan içindeki hediyeyi yani tam altına alır. 3, 2, 1. İlkinde Görkem seçiyor. Yanlış anahtar, taş, kağıt, makas. Ortadan devam ediyor Görkem. Evet aldım arkadaşlar. Bana, aldı. Sır olsun da ben seni destekliyorum. Abi yine boş ya. Kafayı... Taş, kağıt, makas. Maalesef taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Allah'ım ekber ya. Taş, kağıt, makas. Bravo. Ya bence bulacak bu sefer ya. Hayır! Allah buldu hocam. Hayır! Allah buldu. Hayır! Abi altın dedin mi Habibe? Ben bunu koklayarak bulurum. Görkem bu kadar psikolojik kışkırtmaya sabah 8'den akşam şu an 4.30 oldu mu saat? 8.30 saattir. Müthiş uğraşların sonucunda. Yine karnın doydu öyle düşün. Kahve evet. İçtin, meyve yedin. Yani kesinlikle. Bir de tatlı ısmarlarım sana dönüşte. Estağfurullah. İnşallah mutlu olsun. Görkem çok teşekkür ederiz videoya geldiğin için olmadı. Gerçek bir Rıdı Kırık, gerçek bir şampiyon, challenge katili. Yine kaybetmedim. Ve gerçekten şunu söyleyeyim. Bu kadın da 8.5 saat sadece kahveyle bu videoyu çekti. Çok teşekkür ederiz videonun için. Ekip gelsin. Daha fazla daireden son çıkan kazanır psikolojik etabını görmek istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kesinlikle. Görkem'in kanalına abone olmayı ve açıklamalarda da diğer arkadaşlarımın hesaplarını bıraktım. Böyle. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye. Ben çıkmıyorum. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel.